Şehitlerimizin geçin. İsimleri okuyacak. Her okunan isimden sonra lütfen burada diyelim. Bilgilerini paylaşacağım sizlerle. Osman Ak, Mersin. Burada. Mehmet Muhammed Akay, Mersin. Burada. Akif Akçadağ, Kahramanmaraş. Burada. Adem Akın, Tokat. Burada. Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye. Burada. Ahmet Afaslan, İzmir. Burada. Emre Baysal, İstanbul. Burada. Recep Bekir, Tekirdağ. Burada. Cuma Bağatur, Batman. Burada. Mustafa Bayraktar, Hatay. Burada. Servan Cankara, Adana. Burada. Birhan Er, Tekirdağ. Burada. Nihat Kara, Tekirdağ. Burada. Turgut Bulukay Korkmaz, Antalya. Burada. Divan Kurtulmuş, Bitlis. Burada. Bayram Orgun, Konya. Burada. Muharrem Öğütçü, Bingöl. Burada. Mehmet Orhan, Adıyaman. Burada. Muhammed Özer, Hatay. Burada. Tayfun Tekel, Samsun. Burada. Süleyman Şahin, Afyon Karahisar. Burada. Ahmet Saygılı, Kahramanmaraş. Burada. Batuhan Tank, Osmaniye. Burada. Ali Taşöz, Kayseri. Burada. Ali Turgut, Uşak. Burada. İbrahim Tüzel, Mersin. Burada. Emin Yıldırım, Antakya. Burada. Tolga Can Yılmaz, Zonguldak. Burada. Eyüp Kıraçlı, Samsun. Burada. Selim Nergis, Gaziantep. Burada. Muhammed Yılmaz, Kütahya. Burada. Hasan Hüseyin Özdemir, Yozgat. Burada. Ali Çantala, Ankara. Burada. Veysel Güney, Gaziantep. Burada. Allah rahmet eylesin diyoruz. Başımız sağ olsun. Amin. Mekanları cennet olsun. Evet. Vatan için, her şey 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 vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Efendim şimdi tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Ardından da hep birlikte İstiklal Marşı'mızı söyleyeceğiz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için lütfen dikkat. İstiklal Marşımız için hep birlikte eden tek yürek tek ses rica ediyoruz. Kalkma sönmez bu şafak, Allah yüzer asancak, sönmeden yurdumun üstüne tümlere soracak. Kim bilir kimin yıldızı parlar, o benim, o benim milletimdir ancak. Çalma kurban olayım, şehrenin en azı hilal. Kahraman ırkına bir güne uçuşun ve güveye sana olmaz ökülen. Kanlarımız sonra el alakadır, hakka çapa milletimin istiklal. من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
Merhabalar, isminizi alabilir miyiz? Birsen Kapıcıoğlu. Birsen Hanım, bugün duygularınızı alabilir miyiz? Neler düşünüyorsunuz burada şehitlerimizi andık? Burada? Şehitlerimizi andık. Şehitlerimizin devamının gelmemesini istiyoruz. Biz de barış istiyoruz. Ama haklarımızı müdafaa ettiğimiz için, yani çok haklı bir savaş içerisindeyiz şu anda. Bütün vicdanlı insanların bizim yanımızda olmasını diliyoruz. Allah'tan da yardım istiyoruz. Amin. Merhaba efendim. Bugün merhaba. Sizin duygularınızı alabilir miyiz? Bugün şehitlerimizi andık. Ne düşünüyorsunuz? Evet, şehitlerimize önce Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Burada şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve askerlerimizi yalnız olmadıkları ve artık bu yolunda geri dönüşü olmadığı için buraya geldik. Bizler Amerika'da yaşayan Türkler, sonuna kadar Türkiye'de yaşayan askerlerimiz ve halkımız için destekteyiz. Merhabalar efendim. Bugün burada toplandık, şehitlerimizi andık. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi Türkiye'den çok uzakta olsak da kalbimiz Türkiye ile atıyor. Şehitlerimiz var, içimiz buruk. Ancak hazırız. Yani biz de hazırız burada. Yeri ve vakti geldiğinde hiç gözümüzü kırpmadan biz de geliriz. Allah Mehmetçiğimize, askerimize bir daha bu acıyı yaşatmasın. Duygu ve düşüncelerim bunlardan ibarettir şu an. Evet efendim, şu anda Türk-Amerikan Dernekler Federasyon Başkanı Tulga Bey ile beraberiz. Merhaba efendim. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Bugün burada toplandık. Duygularınızı alabilir miyiz burayla ilgili? Şimdi tabii ki son günlerde ana vatanımız Türkiye'deki şehit düşen kahraman askerlerimiz için öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, onların değerli ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Bizler bugün buraya Türk-Amerikan toplumu olarak herhangi bir siyasi parti, herhangi bir dernek, çatı kuruluşu ismi vermeden tek yürek, tek ses olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, yüce Türk milletimizin yanında olduğumuzu haykırmak için geldik. Bundan sonra ülkemizin yurt dışındaki haklarının savunulması, insanımıza sahip çıkılması, Türkiye'nin güney sınırlarında teröre karşı güvenli bölge oluşturulması için yaptığı her türlü harekata destek vermek açısından, terörün güney sınırlarımızdan temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğunu bir kez daha buradan Beyaz Saray'a, Amerika'ya ve dünyaya haykırmak için burada bulunuyoruz. Artık ayrılık yok. Birlik beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece Türk-Amerikan toplumu güçlü şekilde sesini duyurup o yüce Türk milletine layık olarak buradaki görevini yerine getirecektir. Bir takım demagojilere, polemiklere, politik yaklaşımlara girmeden tek yumruk olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, şanlı bayrağımız için buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz. Tüm kalbimiz orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizi, vatanımızı savunan, onun için kan döken kahraman askerlerimizin yanında. Tekrar başsağlığı diyorum yüce milletimize. Amerika'dan hepsine selam gönderiyorum. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Merhaba efendim. Efendim sizi tanıyabilir miyim? Evet. İsmim Günay Evinç. Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi eş başkanıyım. Bugün organize komitesinin başkanıyım. Bugün otobüslerle New York'tan, New Jersey'den, Kuzey Amerika'dan diyeyim. Ondan sonra orta bölgelerden aşağı yukarı 5 otobüs getirdik. Ve bugün şehitlerimizi andık. Çocukların ellerine Türk Genelkurmay'ın verdiği şehit sertifikalarını verdik ve her şehitin ismini bugün andık ve cevaben herkes burada dedi. Çok güzel bir saygı duruşu yaptık. Biz rahmet diliyoruz şehitlerimize, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tüm Türk ulusuna başsağlığı diliyoruz. Yanındayız. Burası bizim
Evimiz Amerika. Ben ikinci nesil Türk Amerikalıyım. Bugün sertifikaları ellerinde tutan çocuklar hepsi burada doğdu. Ama nesillerimize aşıyoruz bu vatan sevgisini. Ve ayrıca Türkiye'deki toplumla dayanışma yapıyoruz. Çünkü Türkiye bizim ana vatanımız. Benim annemin vatanı. Evet efendim. Merhaba efendim. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Aydın Işık, Türk Amerikan Dernekleri İcra Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı. Evet. Bugün burada çok güzel toplantılar yapıldı. Şehitlerimizi andık. Duygulanabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Bunu bir komite arkadaşlarımızın duyarlılığından dolayı alınmış bir karar. Halkımız çok yüksek bir katılımda olmasa bile bayağı bir iştirak etmiştir. Birlikteliğimiz gözükmüştür. Dünyanın gözü önünde bir tabur askerimiz kırılmıştır. Gerçek rakamlara ulaşamadık ama aldığımız bilgiler ortalama aşağı yukarı öyle. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Dünyada balinalara, timsahlara, denizdeki mahsullere, hayvanlara hak çıkartan dünya bunun hesabını nasıl verecek? Bunun vebalinden nasıl kurtulacak? Sarıkamış'tan sonra ikinci büyük katliam yaşanmıştır. Buna kesinlikle duyarsız kalmayacağız sivil toplum örgütleri. Halkımız bunun nereye kadar uzanacaksa bunun sonuna gideceğiz. Bütün temsilcileri, sivil toplum örgütlerini, bu içinde bulunduğumuz ülkenin liderlerini, temsilcilerini, Türkiye'yi, herkesi bu konuda bir yumruk olmaya, bu işin sonunu bırakmamaya davet ediyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Arkadaşlarımız gerekli konuşmayı, gerekli tepkiyi vermiştir. Biz de sonuna kadar destek veriyoruz. Bu olayın üzerine gideceğiz yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. De böyle bir zamanda en iyi şekilde görevinizi yapıyorsunuz. Medyanıza ve arkadaşlarınıza çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Seviye Coşkun. New York'tan geliyoruz. Bugünle ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Çok üzücü gerçekten. Konuşulurken gözlerimdeki yaşı tutamadım ben. Buraya geldik ki biz Türk askerimizi, Türk devletimizi, Türk milletimizi korumak, desteklemek, onlara dua göndermek için. Maalesef bu kötü haberi duyduğumuzda gerçekten hepimiz çok üzüldük. Burada ne yapmamız gerekiyorsa her zaman hazırız Türk milleti için gerçekten. Türk Cumhuriyeti Devleti için, askerlerimiz için, milletimiz için. Evet efendim, bugünkü anonsu yapan bir efendiye biraz bir şeyler soralım. Merhaba efendim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün burayla ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Duygularımız yoğun. 37 şehidimiz var. Tabii ki ne kadar söylesek o kadar az ama kalbimiz ağrıyor. Ülkemizi en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk vatandaşları olarak buralarda temsil etmeye çalışıyoruz. Tabii ki ne kadar söylesek az. Sonuçta şehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin. Biz 300-400 mil buralara geldik ama bence hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü orada gençlerimiz şehit düşüyorlar. Allah ailelerine sabır versin diliyorum, yani başka bir şey değil. Efendim, şu anda yanımda uzaklardan gelen bir beyefendi var. Merhaba efendim. Evet efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin Fatih Küçükgibiş. Burada ülkemin desteğiyle araştırmacı olarak bulunuyorum. Maalesef bu menfur olayı da burada gurbette öğrenmiş olduk. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her ulusun, her bireyin kendi vatanında, kendi toprağında huzur içinde yaşama hakkı vardır. Bu evrensel bir haktır. Bu evrensel hak tüm dünya topluluklarının, tüm devletlerin koruması gereken evrensel bir hukuktur aynı zamanda. Bu hukuk için mücadele veren askerlerimiz şu anda bu hukuk için şehit olan askerlerimizi burada anıyoruz. Bu manada
tüm sadece Türk toplumuna değil, tüm dünya toplumlarına da şunu söylemek istiyoruz. Elinizi kalbinize koyun. Sizin vatanınıza bombalar düşseydi ne yapardınız? Sizin evlatlarınız, kardeşleriniz taputlar içerisinde gelselerdi ne yapardınız? Bunları düşünmelerini istiyorum, istirham ediyorum. Bu manada biz bugün yaralıyız, bugün üzüntülüyüz. Burada ülkemizden kilometrelerce uzakta ülkemize destek vermek için Amerika'daki Türk topluluğu olarak buradayız. Vatanımızın, milletimizin daima arkasındayız. Buradan Suriye'de bulunan, ülkemizde bulunan bozkurt yürekli tüm yiğit kardeşlerimize de, askerlerimize de Allah güç kuvvet versin. Onları daima muzaffer eylesin. Bu dileklerimizi de iletmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak. Siz Türkiye'den yeni geldiniz. Şu anda Türkiye'deki Suriyeliler için kapıları açtık. Avrupa kapılarını açtık. Suriyeliler gitmeye devam ediyorlar şu anda. Onun için neler söyleyebilirsiniz? Onun için Yunanistan'a bir şey söyleyelim. Kapıları açsınlar. Devam etsinler mi açmaya? Tabii ki yani burası sonuçta Türkiye'de biz bunları mahkum edecek değiliz. Türkiye'de gitmek isteyenler için de Türkiye bir cezaevi değil. Gitme hak ve hürriyetleri var, özgürlükleri var. Bu özgürlüklerini Yunanistan'da anlaması lazım. Avrupa'nın da anlaması lazım. Kapılarını açmaları lazım. Bu arada tüm Türkiye'deki mülteci sayısı Avrupa'daki mülteci sayısının 3,5 katına dayanmış. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Ve mülteci sorunu bir ülkenin sorunu değil, bir topluluğun, bir milletin sorunu değil, tüm dünyanın sorunudur. Bunun için de tüm dünya sorumluluk almak zorundadır. Bu bir keyfiyet veya tercih değil, zorunluluktur. Tüm dünyadaki tüm devletlerinde bu anlamda sorumluluk alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bu sorumluluğunu zaten uzun süredir yerine getiriyor ve bu sorumluluğunu yerine getirirken de hem maddi hem manevi olarak bir şeyler veriyor. Aynı şekilde diğer toplumların, diğer devletlerin de buna katkı sağlaması gerekir. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Evet efendim, beyefendiyi tanıyalım. Merhaba efendim. Evet, ben Süleyman Türkmen, 20 senedir Amerika'da yaşıyorum. Memleketim Kırşehir. Şimdi dünyanın düzenine karşı gelmek istiyorum. Onun için buraya geldim. Dünyadaki bütün liderlere sesleniyorum. Dünyadaki bütün çocuklar çocuktur. Sadece Amerika'daki, sadece ki Avrupa'daki çocuklar çocuk değildir. Lütfen bu insanların kıymetini bilmeyi öğrensinler gayrı. Yeter bu ızdırap, yeter bu işkence. Ama şunu öğrensinler ki tek bir şeyi bilmiyor bu millet. Lavrans'ta Osmanlı'nın yıkıldığını unutmuyorlar. Ama bir gün Osmanlı'nın geleceğini de düşünmüyorlar. İnşallah çok yakında geliyoruz. Zaten bu korkuda Osmanlı'nın ayak sesleridir. Katil Esad, katil Putin ayaklarını ellerini bu işten çekmediği sürece biz onlara çektirmesini biliriz. Her türlü güce sahibiz. Allah'ın gücüne de sahibiz. Onlara da dünyaya da güce yetecek kadar gücümüz var inşallah. Hiç kimseden korkumuz yok. Amerika'nın en son eyaletinde ben bu konuşmayı yapıyorsam bir Türk olarak Türklüğümle gurur duyuyorum. Müslümanlığımla gurur duyuyorum. Bütün Müslümanları, bütün dünyayı, ölen çocuklara, ölen yaşlılara davet ediyorum. Her yerin yaşlısı çocuğu aynıdır. Lütfen Putin denen adi herife, İran'ın başkanı şerefsize, Suriye'nin lideri ahlaksıza bu dünyayı teslim etmeyin lütfen. Evet, merhaba efendim. Atürk ekranlarına neler söylemek istersiniz? Merhaba, kolay gelsin. Öncelikle biz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk asıllı Amerikalılar olarak devletimizin yanında olduğunu, askerimizin yanında olduğunu belirtmek istiyoruz. Bizler yıllardan beri Esad rejiminin önce babasının başlatmış olduğu 1980'li yıllardan beri kendi insanına yapmış olduğu bütün saldırıları kınıyoruz. Son zamanlarda babasının emanetini alan oğlu da ondan daha çok büyük
savaşlar, bombalar atarak kendi insanların üzerine çok büyük zulümler yapmaktadır. Biz onları kınamaktayız ve her zaman mazlumun yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, askerimizin onlarla beraber olduğumuzu belirtmek istiyoruz burada. Özellikle buradaki yaşayan Türk halkı her zaman askerimizin yanında ve milletimizin yanında olduğunu belirtmek istiyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, merhaba efendim. Merhabalar, ben Tuğrul Şenyurt. Tuğrul Bey, bugün sizin de duygularınızı almak istiyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Biz çok uzaklarda olmamız, ülkemizde şu son yaşadığı olaylardan çok üzüntü duyuyoruz. Askerlerimizin şehit olması bizi gayri üzdü. Burada hiçbir parti gözetmeden hepimiz bir araya geldik. Yani dışarıdan gelen bir saldırıda Türklerin nasıl birlikte olduğunu göstermek için geldik. İsterdim ki keşke Rus konsolosluğu önüne de gidip aynı tepkiyi onlara da versek. Burada Beyaz Saray'ın önündeyiz. Aynı zamanda Ruslara da bunu göstermeye çalışsak. Şunu dünya unutmasın ki Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Biz buradayız. Gerekirse savaşmaya ülkemize de geliriz. Bizim burada olmamız hiçbir şey ifade etmiyor. Gönlümüz Türkiye'de, ailelerimiz Türkiye'de. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ilelebet yürüyecektir. Biz onun askerleriyiz. Evet efendim, merhabalar. Merhaba efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben Musaf Kızıkaya, New Jersey'den geldik buraya 2,5 saat uzaktan. Yoğun bir trafik vardı yolda. Evet. Bu geride de yolları kapatmışlar, orada da bayağı vatandaşımız var. Girmekte zorlandık biraz. Az önce burada şehitlerimizi andık. Evet. Onunla ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Efendim, bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin biliyorsunuz 2200 yıllık bir tarihi var. Hı-hı. Kökleri tam Metehan'a dayanan. Rabbim onların eksikliğini göstermesin. Biz de onlara kendi çapımızda, biz de buradayız diye bir destek vermeye geldik. Allah nişanlarını, istikametlerini tam etsin inşallah. Biliyorsunuz bir devletin iki tane ordusu vardır. Onlar bugün cephede savaşıyorsa biz de Türk diaspora gücü olarak burada onlara yaşadığımız bölgede destek veriyoruz. Diyeceklerim bunlar efendim. Üzüntülü. Peki efendim. Şehitlerimiz var ama inşallah kanlar yerde kalmayacak. İnşallah. İnşallah. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.